kolay gelsin. İyi mücadele. Aynen. Aynen öyle. Problem yok. Rüzgarın kızıya geldi esti. Çok iyi, çok iyi. Yuttum seni Berna. Evet. Yap bir üf hareketini bari. Hayır bana be, yapma. Hadi bakın. Ama en zor oyun sonu. Evet, çok zordu. Bu ikisi çok zordu. Çok iyi. Aşırı zordun abi. Ben de aferin. Aklına helal olsun. Çok zordu. Vallahi. Çok güzeldi. Evet. Ben biraz daha erken çözseydim, gayret edecektim. Şurayı çok geç çözdüm. Ama yani o da beni zorladı, zorlamadı değil. Çünkü bunları erken bitirdiği için hep aklım kaldı. Oyununda zaten en iyi atışını yaptı. Bittim ya. Kendime sinir oluyorum ben. Çok rahat. Evet. 5-0 bitirecek. Aynen öyle ya. Ya hayır. Oyunu döndürmeye gitti. Sakin olmayıp hani ateş atışı yapıyor olsam bak kendime kızacağım. Ama öyle bir şeyim de söz konusu değil, anladın mı? Masaya devrildi. Hayır. Orada ne var biliyorsun? Uçta ya. Küpler. Küpe vurmak istiyorum ama aşağıda kalıyor, masaya çarpıyor. Ya da 3 tane küp arka arkaya oluyor. İster sorursan da milim milim gidiyor. İyi oldu, güzel oldu ama gereksiz yoruldu. Gereksiz. Bir sürü bitirebilmek psikolojik olarak orayı çok etkileyen bir şey. Ben şunu çok iyi attığımı anladım. Evet. Bu da bir tecrübe, eğer kalırsam burada düello için bir seçenek azaldı bana seçenlere. Öyle düşünüyorum. Çünkü ben seçemeyeceğim. Melo'da. En zor. İki atış arka arkaya edersen bugün var. Tabii canım. Net geçiyorum. Ama bunlar hakkında belki bir daha girmem. Risk yani, anladın mı? En iyi olduğun atış evet ama süpürmesi sorun. Patlatması kolay. Orada ne var biliyor musun? Şans patlıyor devreye giriyor. Onu diyorum işte. Ne kadar bak, iyi vurursan vur. Ne kadar iyi vur ama... Masayı devrildi mi? Üç tane arka arkaya oldu bak, mu? Bak sen bir taneyi küçük olduğu için vururken bir küpte oyunu dönmüyor. Abi ya şunu alsaydım oyunu alabilirdim. Aynen öyle. Seni küpler zorladı. Kesinlikle. Ama ilk atışların hafiflettim ya, üçer düştü. Evet. Çok mutlu oldum. Ama geçiş öldüm. Ama bence çok iyi mücadeleydi. Bence çok de. İyiydi. İkimiz de bu arada yan yana koşuyoruz ya, birbirimizin nefesini duyuyorduk. Hani zorladı bir yerden sonra. Parkur değil ama şu bumerang atışı. Burak'ın iki koşusu. Abooo. Bayağı. Şunlar. Sürekli şöyle evet. Hareketler ediyor yani şuraların ölüyor. Ve düello gecesinde ilk turda adaylıklarını düşüren iki isim Damla Can ve Merve Aydın oldu. Tebrik ediyoruz. Merve, tebrik ederim. Berna'yı da senin nezdinde tebrik etmek istiyorum. Çünkü çok önemli bir geri dönüş yaptı. Strese girmedim desen asla inanmam. Çok kritik bir geri dönüş. Aynı şekilde finali yapmayı bildin. Ve ilk turda adaylığını silmeyi başardın. Seni yürekten tebrik ederim. Yani kısa bir değerlendirme rica edeceğim. Oyun sonunu seçtiğimde aslında bu iki oyun sonunun meki koşusundan ibaret olacağını zaten biliyordum. Parkurdan çok atışların bizi yoracağını biliyordum. Ve bunu aslında avantaja çevirmek istedim. Kondisyonumu kullanmak istedim burada. Ama sağ olsun Berna'nın da dayanıklılığı bu konuda gerçekten çok iyiydi. O da çok güzel yarıştı ve mücadele etti. Beni bozan yer en sevdiğim bumerangtı. Küpler arka arkaya üçlü geldiği zaman onu aşağı devirmek gerçekten çok zor oluyor. Çünkü küpler küçük, onu yakalamak ve oradan yere düşürmek çok güçleşiyor. Bunun dezavantajını yaşadım aslında verdiğim üç sayıda da. Sonrasında toparladım ve oyunu kazanmayı bildim. Burada olduğum için çok mutluyum. Berna'yı da gerçekten çok tebrik ediyorum. Güzel mücadeleydi. Şimdi onların arasında, Aleyna ile Berna'nın arasında bir mücadele olacak. Hak eden kazansın diyorum. Teşekkür ederim. Damla, tebrik ederim. Sen de iyi bir skorla rakibini geçmeyi başardın. Bir de senden duyalım. Neler düşünüyorsun? Bence burası stresli bir yer. Yani izlerken, açık konuşmak gerekirse, izlerken ve arkadaşını desteklerken çok başka. Yarışırken çok başkaymış. Onu görmüş oldum. Hani normal oyunlarda, dokunulmazlıklarda şunu diyebiliyorsun. Kaybettiğin zaman olsun, boşver, sağlık olsun diyebiliyorsun. Ama burada kaybettiğin zaman sağlık olsun diyemiyorsun. Kazanmam gerekiyor diyorsun. Ve onun yüküyle her seferinde o parkurun başına gittiğimde çok değişik duygular hissettim. O yüzden hani belki tecrübe gerçekten işe yarıyordur düelloda.
Ama dediğim gibi yani başkaymış ve ilk turdan çıktığım için gerçekten çok mutluyum. Şu anda kalbim sadece Berna'dan yana. Bu arada Aleyna'yı tebrik ediyorum. Güzel bir mücadeleydi. Merve'yi de aynı şekilde tebrik ediyorum. Güzel mücadeleydi. Berna inşallah takımımıza geri döner. Tek temennim bu. Çok teşekkür ederim. Aleyna, finaldesin. Ya tamam ya devam etabı. Rakibim Berna. Ama en son sana soracağım soru da biliyorsun atışlar olacak. Çünkü bu ikili de atışları belirleyecek olan sensin. Şöyle bir genel değerlendirme yaptığında ilk turda ve kaldığın son tur için kendine ne söylemek istersin? İlk tura benim için ilk iki sayı çok önemliydi. Güzel başlayamadım. Daha sonra halka atışımın bozulduğunu fark ettiğim için tamamen duygusuz bir şekilde aslında dikkat ede de geldim burada. Yapabildiğimin en iyisini yapmaya çalıştım. Heyecanlı da değildim ilk tur atışlarımda. Ben de farkına varmadan atıyorum labut atışımın iyi olduğunu gördüm. Bu turda Berna'nın yarıştığında onun atışlarına baktım vesaire. Her halükarda kafamdaki ikinci planı belirledim zaten. Tabii ki birinci tur istediğim gibi geçmedi ama şu an odaklanmam gereken bir ikinci tur var. Bütün enerjimi şu anda ona saklıyorum. Zamanı gelince de sorunu bekliyorum. Peki, en son soracağım. Berna, seni de tebrik ederim. Teşekkür ederim. Şimdi, kolay bir oyun olmayacak. Finalleri de sen belirlemeyeceksin. Ama psikolojik olarak hazırsın, bunu biliyorum. Aleyna da çok hazır. Şimdi iki hazır ismin karşılaşmasını izleyeceğiz. Sen hem rakibin hem de oyun için neler söyleyeceksin? Öncelikle Merve'yi tebrik etmek istiyorum. Gerçekten aşırı zor bir final seçti. Çok iyi bir mücadele verdin. Tebrik ederim öncelikle. Damla'yı çok tebrik etmek istiyorum. Damla çünkü buranın ne olduğunu bilmiyordu. Çok da heyecanlıydı iki gün boyunca söyleyemedik kimseye ama başardı ve geri döndü aileye. Umarım ben de öyle geri dönerim. İnşallah. Şimdi Aleyna'ya gelirsek şöyle, böyle bir finale karşılaşmam beni mutlu etti. Burada Merve'yle ya da Damla, Merve'yle olmazdı da Damla'yla dursaydım beni çok mutsuz ederdi. O yüzden Aleyna'yı bu tura göndermesi, benim de burada olmam beni mutlu etti. Çünkü yani bakarsam böyle kızlara, en az haz ettiğim kişiyle finale çıkıyorum. Bunu seni düşürmek için demiyorum, dürüstçe söylemek istiyorum. O yüzden ona karşı oynamam, ona karşı oynamam beni daha mutlu ediyor. Çünkü sadece kendime yönelik hiçbir o karşıya karşı duygusuz bir şekilde oynayacağım. Bu beni mutlu ediyor. Daha çok da hırslandırıyor. Bir de finali seçemiyorum. Hiç problem değil. Merve Aydın seçtiği gibi de ben seçmişim gibi davranacağım ve ben oynayacağım. Hak edersem kalırım. Hak etmiyorsam, yapamadıysam da eve giderim. Hiç problem değil. Beni sevdiklerim beni bekler. Olmadı geri güzel takımıma geri dönerim. Çünkü çok güzel zamanlar geçiyoruz bu aralar. Geri dönmek çok isterim. O zaman bizi sert bir final mi bekliyor? Evet. Ya sertten ziyade. Aleyna. Belirle istersen şu atışları. Yani şöyle bir düşündüğümde ben sanırım bu geceyi kum torbasıyla tamamlamak istiyorum. Bütün atışlarımı da kum torbası yapmak istiyorum. Çat şut bütün küpleri devirmek istiyorum. O yüzden ilk oyundaki labut devirmeyle, kum torbasıyla. Peki. Küp devirmeyi seçiyorum. Böylelikle Aleyna atışlarını kum torbasıyla sembolleri düşürme ve kum torbasıyla küpleri devirme olarak belirledi. Başarılar diliyorum. Şans sizinle olsun. Alkışlarınızla Aleyna Berna sizi başlangıç noktasına alabilirim.